Medikal dünyanın en önemli buluşma noktalarından biri olan ve RxTÜYAP tarafından düzenlenen ExpoMed Eurasia 25 Nisan'da İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. 31. kez düzenlenen fuar bu senede tıbbi cihaz, medikal malzeme ve sağlık alanındaki en son yenilikleri sektör profesyonelleriyle buluşturdu. Fuarın ilk gününde bir araya geldiğimiz RxTÜYAP Genel Müdürü Berkan Öner, Fuar dergisiyle fuarın detaylarını paylaştı. Fuarımız bu sene rekor katılımla açıldı. Yoğun bakım üniteleri olsun, elektromedikal ürünlerle katılan firmalarımız var. Biz fuarımız sayesinde 500 milyona yakın bir ticaret hacmine ulaşılmasını bekliyoruz. Sektörün de üretim anlamında pek çok yaşadığı zorluklar var. Önümüzdeki ay 9 Mayıs'ta hırdavat sektörünün önemli bir buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Düzenlenen fuarla medikal sektörünü bir araya getirdiniz. Fuarla ilgili detayları alabilir miyiz sizlerden? Reed TÜYAP Fuarcılık olarak bu senenin ilk fuarını gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz TÜYAP grubu olarak pek çok fuarımız var. Reed TÜYAP'ın da 6 dönemde organize ettiği fuarlar var. Bunlardan birisi de ve en önemlilerinden birisi de sağlık sektöründe düzenlediğimiz ExpoMed Fuarımız. Bu sene güzel bir açılış yaparak sezona başlamış olduk biz de. Düzenlenen fuarla medikal sektörünü bir araya getirdiniz. Fuarla ilgili detayları alabilir miyiz sizlerden? Fuarımız bu sene rekor katılımla açıldı. 850 civarında firmamız standlarını aldılar. Müşterileriyle buluşmak için değerlerini aldılar. Ve bu senenin özelliği özellikle uluslararası katılımda gene rekor senemiz oldu. Bu 850 firmanın 350'nin üzerinde katılımcımız yaklaşık 26 farklı ülkeden uluslararası firmalardan oluşuyor. İtalya, Almanya, Avusturya, Macaristan, Çin, Endonezya, Pakistan ve ismini hatırlayamadım pek çok ülkeden uluslararası katılımcılarımızı da ağırlıyor. Tabii sektör olarak çok önemli, güçlü, her geçen gün artan bir güçle üretici firmalarımız da sektöre katılmaya devam ediyor. Onlar da bu fuarda Türk markalarını uluslararası pazarlara tanıtma fırsatı buluyorlar. Fuarda hangi sektör gruplarına yer veriyorsunuz? Fuarımız bir ihtisas fuarı ve dolayısıyla da baktığımızda salonlara göre de biz fuarımızı sektörlere göre ayırmış durumdayız. Hastane ekipmanları ve yan sanayi üzerine bir salonumuz var. Burada pek çok hastane donanımının içerisinde bulunan işte karyola, yatak, havalandırma sistemleri gibi pek çok firmamız yer almakta. Onun dışında medikal cihazlarla, işte EKG cihazları, görüntüleme cihazları olsun, yoğun bakım üniteleri olsun, elektromedikal ürünlerle katılan firmalarımız var. Ortopedi bölümümüz çok geniş bir şekilde salon 1 ve 2'de ziyaretçilerimizle buluşuyor. Burada önemli bir üreticiyiz ülke olarak da ve çok fazla ortopedi firmasını ağırlıyoruz. Onun dışında tabii tek kullanımlık ürünler dediğimiz, saf malzemeler dediğimiz yine gelişmiş bir bölümümüz var. Burada da aşağı yukarı 200'ün üzerinde firma ziyaretçilerimizle buluşuyor. Birkaç senedir fuarımıza OTC bölümünü, reçetesiz ürünler bölümünü dahil ettik. Sizler de görmüşsünüzdür, ikinci salonda reçetesiz ürünler dediğimiz takviye edici gıdalarla pek çok firmamız gene ziyaretçileriyle buluşuyorlar fuarımızda. Fuardan beklentileriniz nelerdir? Fuarımız çok iyi başladı öncelikle. Tabii beklentiler daha çok ihracat üzerine odaklı, özellikle yerli katılımcılarımızın. Sektörün de hedefleriyle doğru orantılı olarak biz fuarımız sayesinde 500 milyona yakın bir ticaret hacmine ulaşılmasını bekliyoruz. Bu sene fuarımızda bir yeniliğimiz daha var, onu da belirtmek isterim. Bir inovasyon alanımız var. İSEK işbirliğiyle gerçekleştiriyoruz. Burada da pek çok yeni inovatif firmamız melek yatırımcılarla buluşuyor. Mentörlerimiz çeşitli konularda inovatif firmalarımıza burada destekler sağlıyorlar. O bölümde çok büyük ilgi alıyor. 6. salonda ziyaretçilerimizle buluşuyoruz o alanda. Fuarın medikal sektörüne uluslararası düzeyde ne gibi katkıları olacak? Medikal sektör tabii Türkiye açısından çok önemli. Bildiğiniz gibi stratejik sektörlerimizden birisi yine. Ve sektörün de üretim anlamında pek çok yaşadığı zorluklar var. İhracat anlamında yaşadığı zorluklar var. Bu fuar sayesinde bakanlığımızın da desteğiyle özellikle burada ikili görüşmelerle bir kere firmalarımız bu konularda açılımlar elde edebiliyorlar. Onun dışında gene yeni yatırımcılarla birlikte büyüme potansiyeli bildiğiniz gibi fuarlar sayesinde oluyor. Umuyoruz ki bu fuarda da hem ticari kısımda hem eğitim kısmında hem üretim kısmında başarıyla ayrılacağız. RxTÜYAP olarak ileriki günlerde yeni bir fuar düzenleyeceksiniz. Son olarak bu fuar hakkında da detaylar alabilir miyiz?
Önümüzdeki ay 9 Mayıs'ta hırdavat sektörünün önemli bir buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Hardware Eurasia isminde bir fuarımız var ve eş zamanlı olarak da Fastener Expo fuarını düzenliyoruz. Bu iki fuarın sinerjisinden yararlanacağız. Burada da Hissiyat Hırdavat Sanayicileri İş Adamları Derneği ile birlikte düzenliyoruz ve çok başarılı, gene uluslararası anlamda ses getirecek önemli bir fuar olacak. O fuarda da 250 civarında firmaya ev sahipliği yapacağız. Yurt dışı anlamında da gene hedef coğrafyalarımız olan Orta Doğu, Rusya bölgesi, Balkanlar ve Arap ülkeleri ve Kuzey Afrika'dan yoğun bir katılım olmasını bekliyoruz fuarımıza. Türkiye'nin medikal endüstrisindeki başarı hikayesi olan Expomed Eurasia, uluslararası ve yerli sektörü bir araya getirdi. Gerçekleşen fuarın ülkemiz ekonomisine ve fuarcılık sektörüne olan katkılarının devamını diler. Berkan Bey'e de bu keyifli sohbet için teşekkür ederiz.